Selamünaleyküm. Aleykümselam. Şevkim. Şevkim. Buyurun. Kalkın mı Şevkim? Kalkın mı? Evet. Efendim sizinle mezaklarımız var. Evet. Size ne diyor? Hacı mı geldi? Evet. Beyler 30 gram çıkıyor üstünde tamamlarsa. Lan Şevkim. Lan Şevkim. Verecek oldum özellikle kapı orada 20 lira ya. Ağız yapmayın, borcum olsun veririz ya. Buyurun beyefendi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ne oldu şimdi Şevki? Ne oldu? Geçen telefonu aradılar. Böyle böyle çekiliş çektiklerini ve son model bir telefon kazandığımı söylediler. Sadece adres bilgilerini verip yalnızca kargo parası ödeyeceğimi söylediler ama 50 TL anlamadım yani. Neden para verdin şuna Şevki ya? Şunca şey 50 TL para mı verildi ya? Aç para mı? Şimdi telefon yerine kol gibi hıyar çıkarsa ne olacak Şevki? Ben de o kol gibi hıyar çıkarsa onu... Alo diyor, alo diyor, alo diyor. Alo. Evet, çekin benim telefonu. Tabii ki efendim, veririm hemen. Çekin seni, şey yok. Tamam, yeter ya. Efendim, şu an sevgili beni müsait değil. Lütfen daha sonra arayın. Ya Sadık, şu telefonu şarja koyuversene be. Ya, babak Recep ya, bakma. Recep, sen de bir gün kazık almak görürüm seni o zaman. Baksana şunu. Şunda kazanacak surat var mı? Ya o şey, Sadık. Şu kahvenin adını değiştirelim ya. Ya peki ne koyalım? Avanaklar koyalım. Bırak ya. Ya bırak gitsin ya. Bırak gitsin. Her gün televizyonlar pas pas bağırıyor ya. Gözünü açsın o da biraz. Sahi hiç kahvenin adını ne koyacaktın? Ya senin şu bacanaklar ne oluyor? Bacanaklar öyleli yıllar oldu efendim. Hadi kahvenin belediye neyi? Belediye kahvenesi onu anladık. Çağfeli Remzi'ye Çağfeli Kahve Remzi'yi de anladık. Bacanaklar öyleli yıllar oldu efendim. Burası olsa olsa avanaklar olur. Baksana damat çelildi deme. Evlilik yolunda beş tane barısını kaptırdı. Hadi lan deniyorsun. Git babanla evlen. Balyacı. Balyayı kaçtan yapıyorsun bu sene? Recep abi benimle uğraşma. Niye? Çağfer Erenci'nin karısına gitmiyorsun. Anlaştığın arkadaşı değil miydi? Sana da Recep abi. Nereye çıkan bir tesoru edelim. Şu çıktı ya. Allah gitsene ya. Ya gidelim ya. Ben de size zaten muhtaç değilim. Burası hep avanaklarla doluymuş. Hadi. Bacanaklar kahvesi öyle mi? Şuradan gelelim. Dur şu oğlum şeyi, ne yapıyorsun? Şu beyni çıkartırız, şeye bir karış, V koyarız, olur avanaklar. Alo. Ben emniyet müdürlüğünden komiser Rıfat. Kimle görüşüyorum? Ben Nece. Soyadın yok mu kardeşim? Şaşmaz efendim. Ana adı? Şaşmaz. Ana adı? Zülfiye. Baba adı? Adnan. Recep Şaşmaz. Bilgileriniz terör örgütü tarafından ele geçirildi. Adınıza sahte kimlik ve sahte kredi kartları çıkarıldı. Eyvah! Ne yapacağım ben şimdi? Telaşlanmanıza gerek yok. Her şey kontrol altında. Nasıl telaşlanmam? Benim ne işim olur terör örgütüyle? Benim kredi kartım da yok. Bankada hesabım var. Bütün param evde. Gömülüğün kafasının üstündeki bir boşluk var. Elinize orayı sokunca siyah poşetin içinde. Söylediklerimizi yaparsanız asıl failleri bulup sizi kurtarabiliriz. Aksi halde terör örgütüne yardım ve yedanlık hapis cezası alacaksınız. Vallahi billahi benim terör örgütüne işim olmaz. Ben hapse girersem çoluğuma çocuğuma kim bakacak? 20 dönüm 2 diktim. Pancar var, afyon var. Bir yanlışlık olmadı. Yanlışlık falan yok. Her şey dosyada var senin. Adın Recep, soyadın da Şaşmaz değil mi? Evet, doğru. Ana adı Zülfiye, baba adı Adnan. Doğru mu valla? Tamam işte, yanlışlık, manlışlık yok. Ne istediniz yaparım. Ben bana yardım edin lütfen. Şu an neredesiniz beyefendi? Belediyenin kapısının kaldırımında oturuyorum. Yakınınızda bankamatik var mı? Hemen karşımdaki belediyenin altındaki Ziraat Bankası var. Evinizde kaç paranız var? Yeni kara sattım. Önceden de birikmiş param var. 50 bin vardır. Eviniz uzak mı? Yakın efendim. 5 dakikalık yol. Derhal eve geçiş yapın. Sakın telefonu kapatmayın. Telefonu kapatırsanız suçlu duruma düşersiniz. Kimseye bir şey söylemeyin. Söylerseniz göz altına alınmak zorunda kalmışsınız. Söylemem. Ne olur beni kurtarın.
kurduğumuz dediklerimizi aynı yapmanıza bağlı. Yapıyorum efendim, yapıyorum. Derhal eve geçin. Geçiyorum, yaklaştım zaten. Koşayım mı? Hızlıca yürüyün. Hemen Pangamali'ye gidin. Süremiz daraldı. Örgüt mensupları 10 dakika içerisinde yakalayamazsak bana sizin isminizle yurt dışına çıkarılacak. Yurt dışında tahliye imkanımız yok. Suç başımıza kalacaktı. Pangamati'nin üzerindeki kiriş düş... Tamam. Pangamati'nin üzerindeki kiriş tuşuna basın. Tamam. Para yatırma seçeneğini tuşlayın. Pangamati'den yatırsam olmaz mı? Ben daha önce hiç Pangamati'den para yatırmadım. Ne diyorsam onu yap. Verdiğiniz hesap bilgilerinize girin. Bu bilgiler bizzat TV'de ait hesap numaralarıdır. Paranızı operasyon sonuna kadar TV'nin güvencesinde kalacak. Yarın paranızı Ziraat Bankası Şubesi'nden çekebilirsiniz. Ben kurtulabilecek miyim? Şu an emniyet birimleri çalışıyor. Ben ne yapayım şimdi? Bize güvene ve sabrın operasyonun bitmesini bekleyin. Hapse girecek miyim? Hayır. Sayenizde operasyon başarıyla sonuçlandıracağız. Emredesiniz efendim. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Lütfen dikkat. Emniyet müdürlüğünden duyuru. Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan ve bankaya para yatırmanızı isteyenlere inanmayın. Böyle bir durumda hemen 155 imdatı arayın.